Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri. HTML'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde HTML'de sınıflar yani classes İngilizcesi sınıflar konusuna giriş yapacağız ve çok önemli bir konu. Önceki derslerimizde CSS'in kullanımını öğrenmiştik. Genelde CSS ve JavaScript için kullanılan bir yapı HTML'de sınıflar. Nedir bu sınıflar? İlk önce HTML'de sınıf tanımına göz atalım. Sınıf tanımı eklendiği HTML etiketin özelliğini belirliyor. Yani bir HTML'e bir sınıf tanımlıyoruz ve o sınıfın özelliklerini alıyor o etiket. Yani canlılardan örnek vermek gerekirse aslanlar yırtıcı sınıfına ait. Yırtıcı sınıfının belli tanımları var. Yırtıcı diye tanımlanmış bir yapının tüm özelliklerine sahip oluyor aslanlar. Yani nedir? Mesela yırtıcılar avcılardır, avlarlar. Genelde et oburlardır vesaire şeklinde bir yapı söz konusu. Şimdi yırtıcıları bir sınıflandırdık ve yırtıcıların genel bir temel özellikleri var. Bu temel özellikleri yırtıcılar sınıfına tanımlayıp daha sonra onun altındaki alt hayvanlar o yırtıcıların tüm değerlerini alıyorlar. Burada da mantık aynı şekilde işleyecek. Önceden tanımladığımız özellikler istediğimiz etikete atamamızı sağlıyor. Yani önceden bir sınıf tanımlıyoruz. Bu sınıfı o etiketi tanımadığımızda o değerler direkt o sınıfa kazandırılıyor. Genel bir tanım yapmak gerekirse HTML sınıfları aynı sınıf adına sahip ögeler için eşit siteler tanımlamak için kullanılır. Yani iki tane farklı etiketim var ama sınıfları aynı ve ikisinin de özellikleri aynı oluyor bu şekilde. Dolayısıyla aynı sınıf niteliğine sahip tüm HTML etiketleri aynı biçime ve stile sahip olurlar. Şimdi sınıfları biz HTML'de nasıl tanımlıyoruz? Class parametresiyle tanımlıyoruz. Bir etiketin içerisine class yazıp daha sonra onun içine bir isim yazarsak bunun adı yazdığımız şey bir örnekmiş. O da bir sınıfı temsil ediyor bize. Yani burada sınıfımızın ismini yazarsak bu sınıfa ait tüm özellikler bu etikete işlenmiş olacak. Şimdi bunları neden kullanıyoruz aslında? Sınıflar aslında birçok dil üzerinde kullanılmak mümkün. Ama CSS ve JavaScript bunların en yaygın kullanım alanları. CSS'te ve JavaScript'te çok kullandığımız bir yapı sınıflar. Sınıflar sayesinde bir etiketi ihtiyacımıza göre şekillendirebiliyoruz. Bu dersimizde ise bunun şimdi kullanımına bakacağız. İlk önce CSS kullanımına bakalım. Daha doğrusu zaten CSS bildiğimiz için şu zamana kadar CSS'den devam edelim. Kodlarımı açtım. Yeni bir dosya oluşturmama gerek yok. Şuraya yazıyorum. Diyorum ki ya da oluşturalım. Diyelim ki new file class.html classes.html HTML etiketimizi açtık, kapattık. Head etiketimizi açtık, kapattık. Yani şaşırdım yanlış mı yazıyorum diye. Body etiketimizi açtık, kapattık. Title'ımızı da yazalım. Ben bilerek bunları elle yazıyorum. Aşinalığımızı kaybetmeyelim. Ne kadar çok yazarsak o kadar çok öğreniriz. Aklımızda kalır. Classes. Sınıf kullanımı. Şimdi nasıl bir kullanım yapalım? Gelelim şuraya da neydi? Classes.html. İçi hoş geldi. Güzel. Test yapalım. Doğru mu geldi? Doğru geldi. Bizim şunları alabilirim. Ya da şöyle lorem ipsum'da güzel bir içeriğimiz var mı? Şu P etiketini alayım. İçi dolu olsun. Amacımız amacımız bu güzel gözüksün. Kaydettiğimde bakın böyle bir yapı söz konusu oldu. Daha güzel bir örnek geldi aklıma. Şöyle yapalım şimdi. Head etiketi içerisinde bir CSS oluşturalım. Bunu öğrenmiştik ve iki tane CSS tanım yapacağız ama biz bir önceki dersimizde mesela body deyip body'ye bir etiket yani bir değer atıyorduk CSS'te. İşte P yazıp P'ye bir değer atıyorduk. Şimdi sınıf olarak nasıl CSS içinde tanımlayacağımızı görmek istiyorsak bir nokta yazıyoruz. Diyorum ki mesela başkent. Ya da başkent değil. Evet başkent diyelim. Nokta başkent dediğim şey bir sınıf tanımlıyorum. Diyorum ki bunun background'u background color'ı kırmızı olsun. Bir de ülke adı altında ülke sınıfı oluşturuyorum. Bu da background color'ı blue olsun bu. Ve iki tane sınıf tanımlamış oldum gördüğünüz gibi. Yine şurada sileceğim. Diyeceğim ki div class başkent. Ankara bir başkenttir. Ya da şöyle yapalım. Ankara div. Şöyle oluyor muydu? Ülke. Bakın kısa yol göstereyim size. Bir herhangi bir etiket. Mesela P etiket tanımı. P nokta. Ülke yani bir isim yazarsak ve taba basarsak direkt şu şekilde oluşturuyor bizim için. Bu da hızlı kullanım açısından. Ülke Türkiye şeklinde mesela kaydettik. Ne oldu? Div class başkent dedim. Ve class'ı başkent olduğunu söyledi. Baktı class nerede var? Stil dosyası içinde başkent var. Bakın burada noktalı yazıyoruz. Burada noktalı yazmıyoruz. Bu önemli bir konu. Background ready aldı gördüğünüz gibi. Bir önceki derslerimizde ne yapıyorduk? Direkt buraya gelip style background color red de yapabilirdik. Ne farkı var diye soracaksınız şu an. Çok güzel farkları var aslında. Şimdi tamam başkent yaz gibi. Bir daha bir başkent yazacağım mesela. Div class pardon div nokta başkent dedim. Paris. Bakın Paris de kırmızı oldu. Ben her defasında mesela bunlara still background color red deseydim uzun uzun kod yazacaktım. Bunu bir kere yazıyorum buraya. Başkent şeklinde. Bunu her yerde kullanırım. Çünkü bu birçok yerde kullanılacak bir yapıymış. Yine mesela div. Bu sefer ülke diyelim. Fransa diyelim. Bakın hani buradaki temel amaç tamamıyla kullanımı daha basit hale getirmek. Mesela biz web sitemizde öyle bir alanlar tanımlayacağız ki bir CSS yazacağız ki bunu birçok yerde kullanmamız gerekecek. Ne yapacağız? Bunu her defasında tekrar yazmak yerine bir defa yazıp ona bir sınıf atayım ve bu sınıfı buradan çekmesini sağlayacağız. Eğer programlama dili geçmişiniz veya ilginiz varsa oradaki fonksiyonlara benzetebilirsiniz. Amaç şuydu. Bir şeyi bir kere yazıp daha fazla kullanmak. Diğer bir yerlerde çağırmak. Burada da amaç bu tamamıyla. Şimdi şeyi merak edelim. Şimdi hem buraya ülke hem de başkenti yazarsak ne olur? Birden fazla sınıf tanımlayabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Sadece aralarında boşluk bırakmamız yeterlidir. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Neden? Çünkü ilk bu var. Mesela tam tersini yapmış olsak ne olacak? İkisinde bu ara birbirinin üstlerine basıyorlar. Bakalım. Yine hiçbir şey değişmedi gördüğünüz gibi. Direkt başkent yapsaydık ne olacak? Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Hani neye göre, kime göre değişiyor. Ben mesela bunun sonuna important yazarsam her türlü bu kırmızı olacak. Mesela bunlar çok derin konular. Sadece görmeniz amaçlı yaptığımız şey. Buradaki important'ın kullanımı. Şimdi bu iki tane sınıf gördüm. İki sınıfta da şu ikisi mevcut. Hangisini kullanacağım diyorsan important olanı kullan. Bu çok önemli. Eğer bununla bu background color bir şeyle çakışıyorsa ilk bunu kullan demek oluyor. Important'ın amacı gördüğünüz gibi bu şekilde tanımlayabiliriz. Mesela geldim ülkenin de pardon başkentinde color'ını white yaptım. Yani fontunun beyaz yaptım. Bakın bu da değişti. Çünkü ne yaptı? Bu class, bu div, bu class'larına baktı. Başkentte ne var? Background color'ı red ve white olanı var. Bir de şuna baktı. İkinci sınıfına. Bu da blue. Hangisini kullanacak? Bu kafasına göre seçiyor. Bu başlangıçta import demediğimiz sürece kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Ama farklı olan bir şey var. Yani bunda white var, bunda yok. Bu da buna ait bir sınıf olduğu için bu da tanımını alıyor, burayı beyaz yapıyor. Bu sınıfları çok kullanacağız. Bu yapıyı çok iyi öğrenmeye. Bakın ana mantık şekilde çok basit bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Projeleri ilerlettikçe, örnekler yaptıkça daha da gelişmiş şeylere bakacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.